eski sevgilisiyle ilgili şikayeti var. Tam 4 defa kendisini ölümle tehdit ettiğini söylüyor şikayetinde. Ve bakın neler söylemiş mesela. Öyle böyle değil. Seni diyor kapının önünde, olmadı havaalanında, olmadı uçakta, olmadı sahnede geberteceğim. Hani bu kadar iddialı sözler abi. Bir anlık öfkeyle bağırarak değil. Evet. 4-5 defa farklı yerlerde, ya sahnede, ya kapıda, ya şurada, ya burada. Kızcağız 10 korumayla konserlerine iner çıkar hale gelmiş. Verilen cezaya geliyorum. Hakaret suçuna birden fazla işlemesi nedeniyle 4 ay. Ölümle tehdit suçundan 6 ay 7 gün hapse mahkum ediliyor eski sevgili. Ve 10 ay 7 günlük hapse tekabül eden bu cezada 6.240 TL ödeme kararıyla sonuca bağlanıyor. Evet. İsyan! Şimdi Tuğba Yurt'la konuştum bu olayla ilgili olarak. Yani bu tehdit devam ediyor mu? Tehlike geçti mi geçmedi mi? Kızcağız en azından şey yapmış ama yani adliyeye başvurmuş. Yani ilk gitmesi gereken yere başvurmuş. Kanunları olması gereken bu. Olması gereken yani bu çok mahkemenin verdiği karara itiraz edip bir üst mahkemede hapse girmesini de talep edebilirler. O bir tarafa ama. Bir de bundan sonra bir şey yapamaz. Evet. Yapamaz. 3,5 yıl önce açtığım bu bir cezası dava var çünkü. Yeni sonuçlandı. Bu mevzu 3,5 yıl önce kapandı diyor. Tehdit, mehdit unsuru bütün ilişkilerimiz. Bitti diyor yani. Bitti. 3,5 yıl önce. Açıkçası yeni bir tehdit unsuru söz konusu değil. O nedenle de yani ekranlara çıkıp sanki bu işin reytinginin peşindeyim gibi konuşmak istemiyorum. Yazık. Bence kapandı, hak yerini buldu, adalet yerini buldu diyor. Doğru bir yaklaşım. Hakkını aramış. Aramış. Evet. Adalet o mekanizmayı öyle ya da böyle cezalandırmış. Evet. Ama bu ceza sonuç itibariyle tehdidi ortadan kaldırmış en azından. Evet, bir evet, daha evet, orası evet, böyle evet, bir evet. Çok geçmiş olsun. Ya budur. Olması evet. gereken budur. Yani bir video doldurmadı. Evet. Yani ağzına geleni söyleyerek. Herkesin bir yoğurt dişi var. Tuğba Yurt'un yoğurt dişi de böyle. Ya kişisel bir gelişimi var herkesin. Evet. Kimisi çok iyi geliştiriyor. Kimisi hala geliştirmeye evet. devam ediyor. Yani öyle bakıyorum hani olaya. Şimdi kişisel Tuğba Yurt hukuk nezdinde sonuç elde etti. Anladığım kadarıyla yani kolera hukuk nezdinde bir sonuç elde edemediği için bir şekilde intikamını alamadığı için bu öfke hala kaparması. Hala da sevdiği için. Evet. Yani başka teşhis koyabileceğim bir durum değil yani. Aşk var aşk. Burada bir aşk var. Ben o aşkı anlamıyorum. Değişik bizim anlayamayacağımız. Depresif aşklar. Evet bizim evet, anlayamayacağımız. Bu konuda bir örnek aşk daha vardı. Şimdi bir şey soracağım abi bu konudan. Hemen geçiyorum ama birini kafaya taktın. Seni diyorsun orada da olsa geberteceğim, burada da olsa, öyle bir şey olmaz ha. Ceza olarak da sana 6.200 lira ceza verdiler. Bu caydırıcı olur mu? Kafaya takmış olduğun mevzuyla yeterli işte, bir ceza. Ayrı, evet, şimdi ceza ben kanununu davayı dosyasına bakmadım. Kanaatimce taraflar uzlaştılar. Tuğba Yurt affetti. Şikayetini geri çekti. Kamu davasıdır bu bence. Evet. Yani şikayet devam etmiş olsaydı bu kadar yumuşak bir sonuç değil. Evet. Hapis cezası kesin çıkardı. Anladım. Tamam. Evet. Evet. Yani. Evet bak beni isyana teşvik ettin az evvel az kalsın. Ama yani bu benim güzel bir isyandı. Bu benim yorumum. Dosyayı bilmiyorum, bakmadım. Hani böyle olsa mantıklı olur diyorsun. Evet. İnşallah öyledir diyoruz evet, biz. İnşallah öyledir. Çünkü içimizde silmesi lazım. Evet. Kamucularının da evet, silmesi lazım. Yoksa böyle hapishaneler dolu diye içeride yatması gereken insanlara para cezasıyla geçiştirmemek gerekiyor. Şimdi oyuncu Meral Kaplan'la ilgili, bu kadına şiddetle ilgili son haberde çiftin 2015 yılında bir kızları dünyaya gelmiş. Ancak geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlikten mahkemeye başvuruyorlar. Bir boşanma kararı alınıyor. Meral Kaplan eşinden uzaklaştırma kararı çıkartıyor. Bir şiddet iddiası var hem annesine hem kendisine. Fakat bu kararı deldiği için eski eş kendisine 5 gün zorlama hapsi verilmiş. Haber bu. Evet yani 5 gün yattı çıktı. Yattı çıktı değil mi? Evet yattı çıktı. Haksız Dur, 29 Mart'ta Çorlu cezaevine girmiş. 5 günde olmuş oluyor mu? 29'unda fazla bile olmuş. İnfaz var herhalde. 2 gün tam işte. Dün çıkmış abi, doğru. Haksız bir ceza demiş. Ya pardon. Bir de öyle demiş. Haksız bir ceza diyorsun da arkadaşım, burada çok açık imzaladığın taahhütnamede yazıyor. Diyor ki bunu ihlal edersen şu kadar gün zorlama hapis cezasına, kahvedekilere zorlama hapis cezasına karşı karşıyasın. İhlal ettin, cezayı gördün. Şimdi Meral Kaplan'la da konuştum. Meral Kaplan diyor ki yani ortada bir çocuk var. Açıkçası ben bu şiddet ve haberlerinin yani Google'a girildiğinde de yarın çocuğun görmemesi için erişim yani kaldırılması için uğraşacağım. Çünkü bizlerin yaptığı hataların bedelini çocuklar ödememeli. Yani evet. 4 yaşında bir çocuk herhalde anaokuluna başlamıştır ya da kreşe, her neyse. Yani sağdan soldan duyuyorlardı senin annen böyle şiddet görüyor, baban böyle yapıyor diye. Tabii anneler babalar çocukların yanında konuşuyorsa da hele tabii. Çocuklar çok acımasız oluyor. Yani ortada yaşta. Çocuk olunca işin rengi de değişiyor. Evet. Yani herkes çocuk sahibi olmamalı yani. Değil mi öyle şimdi? Hayır, anlamda yani sorumluluğunu üstlenemeyeceğin çocuğu doğurup sokağa atıp sahip çıkmazsan doğru. Kaderiyle baş başa bırakmışlar. Sevgisiz, nefret dolu bir çocuk. Evinde büyüyen oluyor. Çocuk öyle, evet. Çoğu çocuk evet. Öyle yani. Ya ne bileyim ben, bilmiyorum. Hani doğurmak marifet değil. Evet, onu diyorum yani. Tabii. Anne baba olabilmek, topluma yararlı bir anne baba olabilecek mi? Aslında birileri bunu bir şey yapmalar. Hani bir, önden bir şeye tabi tutulmalılar. Sınava girmelisin. Anne baba olabilecek, güzel yetiştirebilecek mi çocuğu? Tabii. Araç sürmek için bile ehliyet alıyoruz evet. Yani. Anne baba olabilecek. Önden bir kurs olmalı böyle, anne baba olacaklara böyle çocuklarla ilgili bir yani eğitim verilmeli. Okullarda erkeklere babalık, kızlara annelik dersi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya nasıl anne olunur, nasıl çocuk yetiştirilir? Sadece o değil. Yani birisi hasta oluyor. Yani ona moral verecek yerde öyle bir laflar söylüyoruz ki göçertiyoruz onu. Patavatsızlık yani, işte. Ya onları da çözebileceğimiz aynen yani öyle. Her aile bunu öğretemiyor. Doğru. Yani bunun bilimsel bir yolları olmalı, öğretilmeli. Evet, evet. Onun için eğitim ve öğretim kurumu ya işte öyle olmalı.